yaşadığımızı anlatayım. Biz 2004-2005 yılında bir tarım kooperatifi kuruldu köyde. Onun altında bir kadınlar kolu kurdu. 32 kadın ev yapımı ürünler yapıp satışa sunuyordu. El ürünleri satışa sunarken bir karar aldık. İşte dedik ki biz kooperatifleşelim, bir kadın kooperatifi kuralım. Bundan 6-7 ay önce bir karar aldık, kadın kooperatifi kurduk. O 32 kadının kadın kooperatifine dahil ederek bütün ürünlerimizi tek bir yerde pişirip, tek bir yerde oluşumunu sağlayıp satışa sunuyoruz. Hem köy kadınlarına destek oluyoruz, hem köyde üretilen ürünleri değerlendiriyoruz. İşte portakal, turunç, nar, bunlar bizim köylerde yetişen ürünler ve böyle sattığınızda çok fazla para etmiyor. Ama mesela bir nar ekşisini yaptığınız zaman o ürün değerleniyor. Bir portakal şurubu sıktığınız zaman o portakal şurubu değerleniyor. Çünkü tamamen katkısız ve doğal ürün üretiyoruz biz. Burada elde edilen gelirler köydeki kadınlara ve üniversitede okuyan gençlere burs olarak veriliyor. Kooperatifimizin üretim yeri. Aralık ayında kooperatifimizi kurduk. Vakıfköy Kadın Kooperatifimizi 32 üyeyle işletmeye başladık. Ürünlerimiz reçel çeşitleri ağırlıklı. Konserve şuruplarımız, nar ekşimiz, köyde yetişen doğal ürünleri değerlendirmek. Buradaki amacımız kadınların aile ekonomisini desteklemesidir. Amaç bu. 2005 yılında kurduğumuz kadınlar kolunu şekil değiştirerek kooperatif çatısı altında resmileştirdik biz. Herkes eşit yürüsün diye. Ürettiğimiz ürünlerin içinde turunç reçeli, ceviz reçeli, böğürtlen, çilek, salamura kekik çeşitlerimiz, patlıcanı yapacağız bugünlerde sezonu gelen ürünümüz önümüzdeki ay, kabak reçeli yapacağız. Üretip yürümek istiyoruz. Köye, ailemize, evimize katkıda bulunmak için amacımız bu kültürlerin konmasın. Her zaman daim olalım ve gençlerimizin önünü açalım diye.